Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz farklı bir kabak mücver tarifim var. Malzemeleri taze taze bahçeden topladım. Kocaeli Gebze'nin Molla Fenari köyünde güzel bir küçük köy evimiz var. Oradan malzemelerle size güzel bir tarif hazırladım. Kabaklar burada çok büyüyor, çok bereketli bir toprak. Kocaman bir kabak almak zorunda kaldım ama onun yarısını yapacağım mücver olarak. Bakın, taptaze. Biz de çok yeniyiz bu işlerde. Bu da pancar. Saplarını da değerlendirmek istedim. Çok da yakıştı mücvere. Yapacağınız tarifte ıspanak, pırasa, roka, elinizin altında hangi yeşillik varsa hepsini bu mücvere ekleyebilirsiniz. Şimdi kocaman en az 1,5 kiloluk kabağı ben ikiye böldüm. Çok güzel yıkadım, kabuklarını soymayacağım. Çünkü çok taze. Şimdi yine rendeleyemiyorum çünkü elime sığmıyor. Güzelce kabağı rendeleyelim. Çok çok sulu bir kabak. Bakın. Sıktığım halde böyle zor, elimin içinde eriyor sanki. Sonradan koyacağımız un miktarını sizin de kullanacağınız kabağın bu su miktarı belirleyecek. Kıvamına bakarak unu ayarlayabilirsiniz. Taze soğanlardan koyacağım. Ve pancar saplarını otlarla birlikte doğrayacağım. Burada mücverdeki farklılık içine yeşil biber koymam ve pancar sapı koymam. Pancar sapını bulamayabilirsiniz tabii taze şekilde. Fakat sivri biber ya da çerlistonu çok ince doğrayarak kullanmanızı mutlaka öneririm. Fırında olsun, kızartarak olsun. O pişen biber mükemmel bir lezzet veriyor mücvere. Şimdi ben kızarttığım için tabii onlar da kızardı. Kızarmış biber çok lezzetlidir bilirsiniz. Mücvere apayrı bir tat verdi. Ben buna kabak pirzola başlığı koyacağım. Niye pirzola olsun? Bu bildiğimiz mücver demeyin. Gerçekten pirzola gibi oldu. Saplar da mücverlerin içinde böyle renk değişikliği yaptı bazı yerlerde. Kırmızı kırmızı renk verdi. Pazardan tazecik aldığınız zaman pancarı saplarını böyle benim gibi değerlendirin, yapraklarını ve saplarını. İncecik doğruyorum sivri biberleri de. Dediğim gibi çarliston kullanırsanız iridir ya o. O böyle ince ince doğrayın ki hemen kızarsın. 2 tane yumurta. O da burada komşumuzun organik yumurtası. Serbest gezen güzel böyle cins tavukların yumurtası. Onu da ekledim, karıştırıyorum. 1 su bardağı un koyuyorum. Bu bardak 200 mililitrelik. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra kıvamına bakacağım. 1 tatlı kaşığı tuz, biraz pul biber ve karabiber koyacağım. Dereotu dikmemişiz, dereotum yoktu. Kalmamıştı evde de. O nedenle koymadım. Tabii ki dereotu çok yakışır kabağa ve mücvere. Tavsiye ederim, bolca koyun. Şimdi hafif sulandı. Bir yarım su bardağı daha un koyuyorum. Gördüğünüz kabaklar çok suluydu. Yağı kızdırıyoruz. Bolca, çok az yağ koymayın. Hepsini çeker içine. Böyle bolca yağda eğer kızartırsanız sonuçta göreceksiniz belki 1 santim kadar ancak eksildi. Hiç yağ çekmedi. Sadece kızarttı yüzeyini. Ve içi de gayet güzel pişti. Mücver konusunda acemi olanlar için tekrarlayayım. Kıvamına bakarak un koyun. Belki 1 su bardağı alır, belki 1,5 alır, belki 2 alır. Malzemenizin durumuna bağlı. Hafif koyu olacak. Bu
un kıvamını iyi ayarladım. Hem böyle pofidik pofidik oldu hem de içi çok güzel pişti. Ara ara mutlaka ters yüz yapıyorum ben mücveri ki içi de güzel pişsin. Böyle çevire çevire kızartın. Aynen bu şekilde. Kabak pirzola demek de haksız mıyım? Bakar mısınız şu güzelliğe? Bir tane kabağınız bile varsa evdeki yeşillikleri ekleyin. Kırın yumurtayı, yapın güzel bir mücver. Fırındaysa yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye kaşık kaşık koyun ya da bütün olarak dökün bir fırın kabına. 180 derecede pişirin. Benim kabaklı birçok tarifim var. Diyet tarifler kategorisinde bulabilirsiniz onları ya da ev yemeklerinde. Fırında kabak mücver de mevcut. Kabaklı omlet, kabaklı muffin, birçok tarif yaptım. Eğer kanalıma üye olursanız çok mutlu olurum. O zaman yanındaki bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretlemeyi unutmayın. Bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz o zaman. Mis gibi kızardı mücverler. Ve şahane de kabardı. Pamuk gibi oldular. İnşallah denersiniz böyle farklı malzemelerle. Yorumlara mutlaka yazın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Mis gibi pişirdim gördünüz. Asla çiğ kalmadı. Mısır unuyla da yapabilirsiniz. Glutensiz unla ya da tam buğday unuyla da yapabilirsiniz. Un tercihi size kalmış. Mücveri yoğurtla çok severim. Belki hiç denememiş olanlarınız varsa sarımsaklı yoğurtla birlikte mükemmel olur. Tavsiye ederim. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.